أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، صلوا على رسولنا محمد، صلوا على شفيع ذنوبنا محمد، صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا. آخر الآيات. صدق الله العظيم. Sakın namahlarına bakma, göz atma, budur redde sebep, gafletle yatma. Sakın müminleri inkarla satma, bühtanla satma. Edepti bir asla kaydedim, cemali bakıyorum bana seyredim. Cenab-ı Hak cumamızı hayırlı eylesin, bereket eylesin, hakiki cuma eylesin inşallah. İslam alemini bu sıkıntılardan tez zamanda kurtarıp huzura kavuştursun. Sakın namahlarına bakma, göz atma. Sakın diyor Evliyaullah, gözünü muhafaza et. Namahrem olan kadınlara bakmak, göz atmak. Budur redde sebep, gafletle yatma. Çünkü Allah katında reddedilen bir duruma düşersin. Ve gafletle de yatma. Uyurken, kalkarken oku bir şeyler, istiğfarla şey yap. Kalktığın zaman hamd et, abdest al, namaz kıl. Gafletten sakın. Sakın müminleri bühtanla satma. Biz Müslümana kurttan iftira atıp da onu terk etme, ya yolda bırakma. Hüsnü zahmet lazım. Kusurları da basit indirip işte affetmeye çalışmak lazım mümkünse. Değilse gazap etmeye de gerek yok. Allah'a havale edersin inşallah. Allah kefildir. Sakın münkirleri esrara katma. Münkir, inkarcı kimseleri sırrını manevi özel işlere bulaştırma. Edeptir yol asıl hakka gidelim, cemaatini bırakıyorum, bana söyledim. İşte yol edeptir. Şeriat edeptir. Din bize edebi öğretiyor. Neyi nasıl yapacağımızı bize din öğretiyor. İşte bu edeptir ya. Edep deyip de geçmeyelim. Basit almayalım. Ya farz değil, vacip değil. Olur mu? Farz da edeptir, vacip de edeptir. Hepsi edep. Bir işi yerli yerli yapmak edep oluyor. Edebine göre yaparsak edepli adam oluruz. Edebine göre yapmazsak edepsiz oluruz. Birisi bize edepsiz dese kızarız, değil mi? Ya Allah-u Teala edepsiz kulum dese ne yaparız? Yerin dibine batarız ya. Her şeyde bir edep vardır inşallah. Bunun için de ilim gerekiyor ha. Yani öğrenmek gerekiyor. Doğru kaynaktan öğrenmek gerekiyor. Kaynak dört tanedir. Kitap, sünnet, icma, kıyas. Kıyas deyince aklımıza mezhep girmesi lazım. Dört mezhep. Çünkü onlar kıyası yaptılar. Senin kıyasın, benim kıyasım değil. Onlar ayeti, kerimat-ı şerifi bizden daha iyi biliyorlar ve yakın dönemde yaşadılar. Ashab-ı kiramın görenleri var. Dolayısıyla onlar kıyas yapmayı herkesten daha iyi biliyorlar ve bildiler yaptılar. Bize dini güzelce önümüze koydular. İnşallah biz de onların yoluna tabi olursak edepli olmuş oluruz. Burada şimdi Mektubat-ı Rabbani'den 3. cilt 41. mektupta İmam-ı Rabbani Kudüs-i Hazretleri kadınlar taifesinin Efendimiz Aleyhisselam'ı yaptık, biat. Mekke fethedildiği zaman bütün müminler, oradaki iman edenler, yeni iman edenler hepsi ne yaptılar? Efendimiz Aleyhisselam'a beyat ettiler. Beyat demek el tutup alışveriş tane el sallıyorlar ya. İşte beyat oradan geliyor. Sözleşiyor iman maddelerinde, İslam kaidelerinde söz veriyor. Biz de söz vermiş olduk. Kavlübelerden itibaren söz verdik. İman ettikten sonra artık söz vermiş oluyorsun. Bir alime, bir veliye tabi olan bir insan o vasıtayla Efendimiz Aleyhisselam'a beyat etmiş oluyor. Ona göre beyat ettin. Haberin yok. Haberin var. Var da işine geldi. İşte ya yel nebi ey nebi zişan izâ câkel müminâtu mümin kadınlar sana geldiği zamanda yübâyâneke seni beyat etmek üzere geldiği zaman alâna yüşrikne billâh şeyin Allah-u Teala'ya hiçbir şey ortak koşmamak üzere işte
hırsızlık yapılmak üzere, iftira etmemek üzere, zina etmemek üzere maddeleri sayıyor burada. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önce erkeklere beyat etti, sonra kadınlara da beyat etti. Erkeklere el tutarak beyat etti, kadınlarla el tutmadı. Bir leğen içine su koydular, suyun bir tarafına kadınlar elini soktu, diğer tarafında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem elini sokarak beyat almış oldu böyle. El değdirmedi yani. Bak, bütün ümmet onun manevi evlatı olduğu halde yabancı kadınlara el değmedi. Çok iyi anlayalım ha. Birinci şart, şirk koşmamak. Kadınların biatı hakkında ayet var, özel. Kadınlara Cenab-ı Hak ne kadar değer veriyor. Şirk koşmayacaksınız, Allah'a ortak tanımayacaksınız. İkinci şart, hırsızlık yapmayacaksınız. Üçüncü şart, zina etmeyeceksiniz. Dördüncü şart, çocukları, evlatları öldürmeyeceksiniz. Orada durmayın, orası çekim şey var orada. Görevli nerede görevli? Görevli görevine sahip olsun. Çocuklarınızı öldürmeyeceksiniz. Niye? Çünkü geçim sıkıntısından çocuklar öldürüyorlar. Bugün konumuz da çok yaygın olduğu için zina. Zinanın çok çeşitleri var. O bakımdan kadınlara acımamız lazım arkadaşlar. Onları korumamız lazım. Kadınlara özgürlük, hürriyet, serbestlik verilmesi doğru değil. Onların yapısı buna müsait değil. Sonra dağıtır kendini. Dağıtıyor işte kendini. Giyiminde, kuşamında, konuşmasında, gezmesinde, tozmasında artık sınır tanımıyor. Ama biz erkeğiz, mesulüz. Ercal, kavamin halinse erkekler kadınlar üzerinde kaimdir. O yüzden ahireti istiyorsa men yercu likaallah fe inne ecellah le'at. Kim Allah'ına kavuşmak istiyorsa Allah'ın tayin ettiği vakit yakındır. Ama hangi yüzle kavuşacağız? Hanım, çoluk, çocuk, onları da kurtarmadıktan sonra o zaman bize de yazık olur. O yüzden bunların ters işlenmesi, ters yapılanması, ters uygulanması sonucunda bu hale geldik. Hep şey demeyelim. Dokunmayalım. Öyle olmaz. Dokunacak illa ki. Sen dokunmasan başka dokunacak. Bir yere toslayacağız. Bu gidiş hiç doğru değil. Cemiyetin gidişi, milletimizin bu vurdum duymaz hali, laf dinlemez durumu, nasihat almaz hali hiç iyi alamet değil. Her ümmetin bir sonu vardır. Bak 100 sene yanaştı işte, 95. seneyi kutladılar. Her asırda bir büyük bir değişim olur. Osmanlı gibi bir İslam devleti yıkıldıysa, senin bu düzenin 10 defa yıkılır. Hiç tutacakların yok ki. Sen, bir dolar bile seni sarsıyor. Allah bula veriyor. Başka bir şey verirse Allah alınmazdı. Bela hiç belimizi doğrultamayız. O yüzden biz düzeltmek niyetiyle, ıslah etmek niyetiyle elimizden ne gelirse yapalım. Bizden söylemesi, yapması çalışıyoruz. Siz de gayretinizi gösterin, acıyın, dua edin. En azından söyleyin. Bazı yanlışlara mani olmaya çalışalım. Kadınların beyatında nas ayette belirtilen şey, üçüncüsü zinadan yasaklamaktır. Ve tahsilsü beyatın nisai bir hazret şart bir vasıtatı. Bu şart yani niçin burada Kur'an'da zikredilmiş? Kadınlar zina etmeyeceksiniz diye söz verin diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlardan söz aldı. Husulü zina innema yekûnü fil âvle bir tevessütü usulü zirai nisai bir hazret amel. Çünkü bu işe kadınlar kendilerini arz ediyorlar. Ya ve arzın enfusinde ale ricâl. Kadınlar kendilerini erkeklere arz ettiği için zina oluyor. Kadın kendini arz etmezse, güzel göstermezse, fırsat vermezse zina olmaz. O tecavüz olur. Tecavüz ayrı. Hakaret, o onu zorla şey yapmak. Değil. Zina karşılıklı rızayla olan rezillik.
Fetekün nisa esbaka fi. Dolayısıyla burada kadınlar zina işinde öndedir. Kadınların yüzünde oluyormuş. Ve künü rıdâhünne muhtemelen fi usulihi. Dolayısıyla kadınların burada rızası olacak ki zina denen rezillik meydana gelsin. Ve günnehü anü âkede fi hakkı. Dolayısıyla kadınları Cenab-ı Hak önce men ediyor işte. Ve künü zâlu tabiine linnisâi fi. Burada erkekler kadına tabi olur. Hırsızlıkta öyle değil. Hırsızlıkta es-sârikatü sarıkı ve sarıkı ayette hırsızlık yapan erkekler, hırsızlık yapan kadınlar. Sonra kadına geliyor. Burada ise zina eden kadınlar, zina eden erkekler. Bak önce kadınlar sayıyor. Bu yüzden Cenab-ı Hak zaniye olan kadınlar kitabında önce zikretti. Ezzaniyetü ve zani. Bak zina eden kadınlar, zani zina eden erkekler. Olursa fecdü külle vahdi minhumam minete celde. Bunlar her birilerine 100 sopa vurun. Ceza bu. Asırlar geçmekle ceza değişmez ha. Senin cezan ne ki? Avrupa'dan aldığın kanun bir şey yaramıyor. Hapishaneler tıkın tıkın dolu. Hapishanede milleti besliyorsunuz. Ne işe yarar o ya? Cezayı kökünden kurtmak asıl maharettir. O da cezaların Allah katında olan ceza olursa korkusu da olur. İnsanların geçim sıkıntısına el atılırsa insanlar cinayet düşmez. Kadınlar eksiliye parasızlıktan bir de tabii ki kötü ahlaktan dolayı düşüyorlar ama parasızlığın da ekonomi sıkıntında bu işte çok tesiri var. Demek ki onlara cezası var 100 sopa. Bekarsalara, evliyseler rejim cezası var. İşte bu hazi zemimet, bu kötü ahlak mucibetün li hasareti dünya ve ahireti. Dünya ve ahirette husranı gerektiriyor. Dikkat edelim. Dünyada da ahirette de rüsvay içinde, hasaret içinde, pişmanlık içinde olacak. Rezilisi olacak. Ve müstakbatun fi cemile diyan. Bütün dinlerde, geçmiş dinlerde de çirkindi bu zina. Ve müstenkeretun. Nefret edilen bir şeydi. Rava Ebu Huzeyfe radıyallahu anh, anneli sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Huzeyfe radıyallahu anh, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de rivayet etti ki, ennehu kâle. Eyyen nas. Bakalım şimdi, arası iyi dinleyelim. Ey insanlar, ey insanlar, bak bütün insanlar, gavurlar da dinlesin. İttekû mine zina, zinadan sakının. Fe nefî sittete hısâlin. Çünkü zinada 6 özellik var. Selasetün minâ fid dünya ve selasetün fil ahiret. Üçü dünyada, üçü ahirette. Zinada 3 tane kötü hal var ki, üçü dünyada, üçü ahirette. Fe emmellezî fid dünya, el ulâ, dünyada birincisi, enne zina yüzibu behâ el insan ve nuraniyetehu ve safâhu. Zina insanın kıymetini, nurunu, temizliğini, güzelliğini giderir. Meymenetsiz, bereketsiz, ahlaksız bir adama dönüştürür onu. Ya. Güzel adam olamaz. Dünyada çirkin bir halde olur. Bereketsiz olur, kıymetsiz olur. Esaniyeti ennü yurisül fakre. İkincisi, fakirlik getirir. Bak ekonomik kriz bundan. Bu gibi şeylerden. Faizden, israftan. Ya. Zina bu işte çok musibet yani. Yağmurların yağmasından, yağsa da bereketli olmuyor, sel oluyor. Ondan arkadaşlar. Üçüncüsü esası, enne yürüsün noksane fil ömrü. Ömrü noksanlaştırır. Ömründe bereket kalmaz. Zaten çoğu yerde bakıyorsun, vuruyorlar, birbirlerini öldürüyorlar. Karı kız davasına. Birbirlerini helak ediyorlar. Demek ki insanın şahsiyetini, güzelliğini, nurunu gideriyor. Fakirlik ekonomik krize sebep oluyor. Ve ömürde noksanlık, ömürde bereketsizlik hasıl ediyor. Aile yuvalar yıkılıyor. Ve emmeleti fil ahireti, ahirette olan üç şeyine gelince fe adu'a sakatullahi ve kadabu teala. Allah-u Teala ona kızar, gazap eder, öfke eder. Ve onu ne yapar? Öfkesiyle cehenneme sokar tabii. İkincisi su'el hesap. Kötü hesap. Hesabı kötü olur. Başka iyilikleri varsa bile onlar bu zina sebebiyle bir işe yaramaz. Esra-i Sütü azab-ı nar. Cenab-ı Hak ona cehennemde azap eder. Dikkat edelim bak ilerisi daha beter. Çok büyük tehlike. Ennen Nebi Aleyhisselam kâle zinel ayn. Bak zinanın çeşitlerine beyan ediyor Hüseyin Aleyhisselam. Gözün zinası en nazarı ile ecnebiyyat. Yabancı kadınlara bakmaktır.
yabancı kadınlara bakmak gözün zinası oluyor. Televizyonda haberlere seyrediyorsun, bir spiker saçılmış. Sanki adam kalmamış yani. Ve zinenin, yediğin ellerin zinası mesul ecnebiyat, yabancı kadına tutmaktır, ondan tokalaşmaktır. Ve zinenin ricleyin el meşyu nahvel ecnebiyat, ayaklarının zinası da yabancı kadınlara doğru yürümek gitmektir. Onların tarafa doğru gitmektir. Bu yüzden Allah-u Teala şöyle buyurdu estağfirullah. Kul lil müminin. Müminlere söyle ey Habibim. Müminlere. Yaguldu min efsarim. Gözlerini yumsunlar. Yafkazu hurucahım. Ferslerini korusunlar. Namuslarını korusunlar. Bak demek ki namusu korumak gözden geçiyor. Göz gördüğü zaman nefis hareketleniyor çünkü. Zalike elsial mehrum. Bu onlar için daha temizdir. İnnallâhe kabir bimâ yasnâvun. Allah-u Teala yaptığınızdan haberdar. Ne yapıyorsanız ben biliyorum diyor Cenab-ı Hak. Ayet devamında ve kullil müminât. Müminler, mümin olan hanımlara da söyle. Yavdûdne min efsâriyinne. Onlar da gözlerine yumsunlar, erkeklere bakmasınlar. Ve hafazne hurucu önüne. Ferslerini, namuslarını korusunlar. Görüyor musunuz? Göz. Neden? Yani ben yürümeyenler kalbe tabun lil aynı. Bilmek lazım ki diyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Göz, kalp göze tabidir. Kalpteki oluşumlar gözden kaynaklanıyor. Emellem tuğmiz el aynı, tuğmiz el aynı anil muharamat. Haram olan kadınlara bakmaktan göz yumulmazsa fehzul kalbi, o zaman kalbi korumak müşkülün. Müşkildir, zordur. Ama tamamel kalbu meşgulen, kalp meşgul olduğu müddetçe fehzul ferzi mütehassibin. Bu durumda namusu korumak da çok zordur. Ve kâne gazul basar minel muharramat. O halde kadınlardan, yabancı kadınlara bakmaktan gözü korumak oldu. Zaruriyen, zaruri oldu. Hatta tesirer hıfzul ferzi. Dolayısıyla namusu korumak, nefsi korumak ancak bu şekilde hasıl olabilir. Dolayısıyla dikkat edeceğiz. Gözümüze sahip olacağız. Ayrıca kadınlar hakkında önüye fil Kur'an'ı el mezid el nisa'u an leynil kelam marca. Marca ecanibi. Kur'an-ı Kerim'de ayrıca kadınlar yabancı erkeklerle konuşurken yumuşak, gevşek konuşmaktan da men edildiler. Misler facira, bozuk kadınların, ahlaksız kadınların tavırları gibi tavırlardan sakınmakla kadınlar ikaz edildi. Kirlerle yatamayan lezine fi kulübin baradun. Kalbinden maraz, hastalık olan kişiler o kadına meyletmesin diye feyyehum bu ne bissui. Sonra kötü bir şekilde onlara yöneldiler. Belle kulle kavlen marufa. Bilakis kadınlar konuşurken düzgün, malum, maruf, örf uygun şekilde konuşması lazım. Haliyen anil vehmi ve tamah. Karşı tarafa bir şey hissettirmeden, karşı tarafın aklını karıştırmadan. Ayetten veredin nehyü ezan an iddai nisai zinetehunne. İnde rica. Kadınlar erkeklerin yanına çıktığı zaman, çıkacağı zaman dışarıya ziynetlerini açmamakla emredildiler. Bunun için örtü gerekiyor, dış örtüsü gerekiyor. لَلَّا يَزَرَ ف۪يهِمُّ الْاِقْتِطَاءُ. Dolayısıyla o tarafta şehvet, kötü düşünce hasıl olması için. وَوَرَدَنْ نَيْا اَنْزَا اَنْ اَدْطَرْبِ بِي اَرْجُلِهِنَّ اِلَى الْاَرْضِ. Ayrıca yürürken yola ayaklarını yere vurmamakla emredildiler. لِيُولَمَا مَا يُف۪ينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. Ayaklarına onlar halkal takarlarmış, bilezik takarlarmış. Yürürken sert vurunca o bilezikler şıngırdardı. Erkeklerin dikkatini çekerlerdi. Fetaharekû, onunla hareketlenir. Vezarû şenşenetuhu, onun şıkırtısı ortaya çıkar. Ve yutum üstezimetin limeyli ricalinsa. Kadınların, erkekleri kadınlara meyletmesine sebep olur. Dolayısıyla diyor İmam Hazretleri bu cümle, nefsin hoşuna giden tarafa çeken her şey dinimizde yasaktır arkadaşlar. Bu arada bu usta ihtiyatlı olmak lazım. İşin başından işi kesmek lazım. Ben sen gidiyorsun kadınlar arasında bulunuyorsun, onlarla beraber yiyip içiyorsun, onlarla beraber oturuyorsun, kalkıyorsun. Ben temizim diyorsun, ben bana bir şey olmuyor diyorsun. Sen ölmüşsün, haberin yok. Allah sana şifa versin. Erkeksen sana bir şey olur. 120 yaşında veya 90 yaşında bilmem artık. Ali Adel Efendi, ya bu kadınlar böyle
sokağa çıkınca ben rahatsız oluyorum. Hepiniz melek olduğunuzda ben büyük beşer kaldım diyordu. Yani erkekte o şehvet şeyi kalacak ki imtihan olacağız. Ölünceye kadar ne demiş ashab-ı kiram? Bir ayağım cennete girmekten sonra kendimi garanti hissetmem. Zina tehlikesinden koruyamam kendimi. Yani zina tehlikesinden emin oldum diyemem. Bir ayağım cennete olsa bile. Çünkü o bizim imtihanımız. İmtihan olacağız ki kazanacağız. Bu ölçüde gözünü yum diyor Cenab-ı Hak. Onunla beraber olma diyor. Yani arada ilişki kuracak şeylere gerek yok. Herkesin karısı var, kocası var, ailesi var. Onlarla beraber iş görsün. Sen kadınların kocasıyla, abisiyle işini gör. Onunla irtibat kuracaksan. Çare var, çare yok değil. Yani İslamiyet bizi duvara dikmiyor böyle. Kadınlar kendi aralarında işini halletsin. Erkek kendi aralarında. Çözüm var. Asırlarca çözüm oldu. Kimse dırdır etmesin. Bu zamanda böyle olmaz deme. Bu zamanda güneş doğudan doğuyor yine. Batıdan batıyor. Yağmur yukarıdan yağıyor. Bu zamanda yine elma, armut, kuru fasulye yiyoruz. Ne yiyoruz? Bütün dünya bir araya gelse bir fasulye tanesi yapabilir mi? Bir tane üzüm tanesi yapabilir mi? Bir tane nohut tanesi yapabilir mi? Yapamaz. Bitti. O zaman asır aynı asırdı. Değişen sensin. Bak ezan-ı Muhammed okunuyor Arapça. Anlamaya varsak gelsin atalım. Burada hala da anlamadık diyenler var. Anlamak istemiyor ki adam. İngilizce öğreniyor, Çince öğreniyor, Rumca öğreniyor ama Arapçadan bir ezanı öğrenecek işine gelmiyor. Türkiye'den başka. Duydunuz mu İngiltere'de İngilizce ezan okusun diyen? Ben duymadım. Fransa'da Fransızca ezan okusun, İtalya'da İtalyanca, Almanca, Rusça, Çince ezan okusun diyen duydunuz mu? Yok. Sadece Türkiye'de var bu sındıklar. Sadece bu kadar din düşmanı Türkiye'de var. Niye? Çünkü İslam'ın merkezi burasıydı. Kur'an-ı Kerim Türkçe olsun der. Sanki Türkçe olduğu zaman kılacak namaz ha? Yok. Din düşmanlığı devam ediyor. Ayağımızı denk alalım. Biz de İslam dostluğu yetiştirelim. Din kardeşi yetiştirelim. Çoğaltalım. Çoğalmakla onların ancak önüne geçebiliriz. Öğrenelim yani. Allah şu, Allah şu. Allah en büyüktür. Ekber en büyük. Bundan büyük yok. En büyük. Eşhedü en la ilahe illallah. Ben Allah'tan başka ilah, yaratıcı, rızık veren, öldüren, dirilten yok. Sadece oldum. Onun olduğunu kabulleniyorum, tasdik ediyorum, şahit ediyorum. Şehadet Türkçe ya. Arapça ne kaldı ki? Hep Türkçe oldu. Bina Türkçe, mescit Türkçe, cami Türkçe, cemaat Türkçe, kira, Arapça estağfurullah ters söyledim. Mescid Türkçe oldu ama bak Arapça, cami, Arapça, Türkçe, aynı. Kitap, defter, Allah Allah, hep Türkçe, Arapça aynı. Kira kelimesi de Türkçedir, Arapça diyor ama Türkçe bak. Biliyor musun? Yani Türkçeden Arapçaya çıkarsak ne kalacak geriye? Farsça'da çıkardığında Türkçe bir şey kalmaz ki. Türkler Müslüman olup da Araplarla, Farsilerle işbirliği yapınca Osmanlı hepsini cem etti, Osmanlıca lisanı ortaya çıktı. Türkçenin kendisine bakarsan Türkçe konuşamazsın. Çadırda kalırsın, dağda kalırsın, şehre inemezsin. Türkçenin şeyinden değil o. Bu takdirde Cenab-ı Hak bir kavmi seçti, Arapları seçti. Bitti. İlla bir kavmi lisanında olacak bu da. Dolayısıyla bunun orijinalliği Arapçadır. Yapacağın şey, değil mi? İman şartlarını Arapçadan teker ezberlemek, işte namaz surelerini birkaç ezberlemek asgarisi bu. Ama daha fazlasını diyor Cenab-ı Hak, ben kolay ettim, kolay. Burayı bilelim yani. İbadet yani farz olan çünkü takra ma teslemine Kur'an. Kur'an'dan kolayına geleni oku. Kur'an'dan oku diyor Cenab-ı Hak. Lafzıyla manası Allah tarafından indirilen şey. İşte bu. Bu lafızlar. Bunu da melek haber verdi ezan maddelerine. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamıdır. Bu şekilde namaz kabul olur. Değilse Türkçeden manasını çalış. Küsü tersir var işte bak mealler al oku. Böyle konuşanlara Allah hidayet versin. Değilse bunlar Allah haddini bildirsin. Ayetten yani güncel olaylara yetişemiyoruz da kısa çapalım. Ezanın önünde okundu. Amerika terör elebaşlarına ödül koymuş. Duydunuz değil mi? Yani güya o da onlara karşı. Ne demek? Amerika onları sattı. Saddam'ı sattığı gibi. Kaddafi'yi sattığı gibi. Esed'i sattığı gibi. Bin Laden vardı onu sattığı gibi. Şimdi sırada Suud var. Satar. Amerika kafir kullanır atar. Şunu demek istiyorum ben. İdarecilerimiz bizler, Müslüman cemaatler,
Amerika ile Avrupa ile kafirlerle asla ve kata işbirliği yapmak doğru değil. Seni olaya sokar, seni destekler, sana bir şeyler verir, seni iyice bağlar. Resmini çeker, filmini çeker, elini kolunu bağlar, kımıldayamazsın, onun kölesi olur. Sonra günü geldiği zaman kıçına tekmeyi vurur atar. O halde Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde şurada burada işi yok. İslam Birliği, İslam parası, İslam ekonomisi, faizsiz ekonomi, bunun derdini yapalım. Kadınların evinde bulunarak aile yuvasını muhafaza ederek erkeklere iyi destek verelim, erkekler çalışsın. Ne olmuş bu erkeklere ya? Yani siz üzülmüyor musunuz kardeşim? Sizi çatış ediyorlar. Ben erkek olduğum halde kadın çalışacak, ben yatacağım aşağı. Yazık olsun bana ya. Olur mu öyle şey? Erkekliği elden bırakma. Er-ricalu kavvamun ale'n-nisa. Hanımlar üzerine kaimsin, onu koru. Kadını muhafaza et. Hakkını yerine getir. Ama onunla beraber cennette olmaya çalış. Allah-u Teala cemiyetimizi tekrar İslam cemiyetine döndürsün. Yeşil zaferden aldınız mı arkadaşlar? Sadaka zarfı. Alın, aşağıda var. 10 lira, 5 lira, 3 lira doldurun. Ay sonuna doğru getirin. Buranın ihtiyaçları var. Borç var, harç var. Çünkü ekonomik kriz var diyorlar. Herkes ben veremem, o veremem. Tabii bir şey kimseye zorlayamazsın ki. Yani zor da yok. Bu işi yine siz yapacaksınız. Hayır sahipleri Cenab-ı Hak verdiğinizin yerini doldursun. Bereket versin inşallah. Kimseye muhtaç eylemesin. Cumanız mübarek olsun. İdarecilerimizi de Cenab-ı Hak ehl-i sünnet eylesin. Ehl-i sünnet olmazsa olmaz arkadaşlar. Neden? Çünkü ona kafir diyecek, buna kafir diyecek, ona cemaat diyecek, buna diyecek, bölecek. Mecbur, çünkü bidat demek, bölmek demektir. Benden başkasının hakkı değil demektir. Ehl-i sünnet ise bütün müminler kardeştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in cemaati, onu seven hepsi yek vücuttur. Osmanlı kimi öldürmüş? Padişah Abdülhamit Han kendisine suikast yapanları bile öldürmedi. Ceza verdi ama öldürmedi, yani yok etmedi. Ehl-i sünnet olmazsan devlet olmaz. Bunu kafanıza koyun. O ehl-i sünnet demek, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabı gibi olmak demek. Grupçuluk demek değil. Diğerleri öyle değil. Vehhabi, Şia, Mutezile, Harici, diyalog hepsi ayrı bir sistem, ayrı bir şey. Kendisi gibi olmasını istiyor, olmayanı kafir. O yüzden anlayalım arkadaşlar, bu zamana kadar İslam nasıl gelmişse aynı şekilde devam edecektir. Kaideye ters giden boşuna uğraşıyor. Cenab-ı Hak rızasını ayırmasın. Gününüz mübarek olsun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammedun Resulüh. Ya Rabbi cümlemizi, komşularımızı, kardeşlerimizi, cemaatimizi, evimiz, barkımızı muhafaza eyle. Amin. Sen bereket ver ya Rabbel Alemin. Şu ekonomik krizi kaldır. Ahlaksızlığı def et ya Rabbel Alemin. İslam ahlakı ver ya Rabbel Alemin. Huzur ver ya Rabbel Alemin. Dünyada insanlığa örnek olacak bir cemiyet, cemaat olmayı nasip eyle. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.